Evet sevgili Beşiktaşlılar, Transfer TV Plus kanalından hepinize iyi akşamlar, sevgiler. Evet, Transfer TV Plus kanalı artık sizin de başucu kanalınız oldu. Çektiğim videolara büyük ilgi gösteriyorsunuz. Bu da beni son derece mutlu ediyor. Ama like atmayı, beğeni de bulunmayı unutmayın. Evet sevgili Beşiktaşlılar, gün geçmiyor ki Beşiktaş'ta yeni transfer gelişmeleri olmasın. Evet, Beşiktaş bir taraftan şampiyonluğa koşuyor. Kartal pençelerini çıkardı ve yüksekten uçmaya başladı. Evet, Kartal geride kalan 5 maçı da kazanıp şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Taraftar da şampiyonluğa kilitlenmiş durumda ama bir taraftan da transfer çalışmaları sürüyor. Çünkü Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nin de kadrosunu oluşturmak için atılımlarını sürdürüyor. Dün Gezzal'ı söylemiştim. Gezzal'la ilgili gelen son bilgileri de paylaşacağım sizinle. Ama önce Diouf olayı var. Daha önce de söylemiştim. Sergen Yalçın'ın Hatayspor'un yıldız golcülerinden Mame Diouf'u istediğini. Hatayspor'un bu seneki başarısında Pupenza'dan daha fazla Mame Diouf'un rolünün olduğunu Sergen Yalçın ısrarla söylemiş ve bu oyuncuyu istemişti. Şu ana kadar 33 yaşındaki oyuncu 16 gol 5 asistle oynuyor. Her ne kadar Pupenza'nın gölgesinde gibi kalsa da Pupenza'dan daha yararlı bir oyuncu gerçekten. Sergen Yalçın'ın tespiti çok doğru. Ve bu konuda Beşiktaş transfer görüşmelerinde Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Hatayspor'la yaptığı görüşmelerde bir ilerleme kaydetmiş. Afrika Top Sports'tan Rodolphe Tomekan'ın iddiasına göre Süper Lig'in yani bizim ligimizin zirvesindeki Beşiktaş Şampiyonlar Ligi takımı kuruyor. Diouf'u da Aboubakar'ın rotasyonu olarak düşünüyor diye bir habere vermişler. Bu nedenle Hatayspor'la bir dizi görüşmeler yapıldığı, Hatayspor'un oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayalini engellememe sözü verdiği. Yani Hatayspor'la oyuncunun aslında sözleşmesi bitiyor ama bir yıllık opsiyon hakkı var Hatayspor'un. Bu hakkını kullanabilir. Ve dediğim gibi bir de Crotone'da oynayan Simi var ama Sergen Yalçın Serie A takımlarından oynayan Simi'nin Trabzonspor'un da bir ilgisi var Simi'ye karşı. Burada söyleyeceğim Diouf konusunda görüşmeler sürüyor. İspanyol medyasında bir iddiası var Mame Diouf'la ilgili. Beşiktaş'ın Mame Diouf'la imza aşamasına geldiğini söylüyor. İspanyol medyası Senegalli forvetin de teklife sıcak baktığını iddia ediyor. Burada şu bilgilere yer veriyorlar haberde. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi için işte geniş bir kadro kurmayı planladığı, Diouf'u da bu sebepten transfer etmek istediği vurgulanıyor. İspanyollara göre Beşiktaş'ın 33 yaşındaki forvetle görüşüp imza aşamasına geldiğinin altı çiziliyor. İşte 16 gol 5 asistle oynayan oyuncunun rakamı da söyleniyor. Ve Sergen Yalçın Diouf için benim daha önce söylediğim gibi tecrübeli, çok güçlü. Hem gol atıyor hem takımı önde tutuyor. Tam ihtiyacımız olan oyuncu, yedek kalmayı da sorun etmeyecek bir oyuncu olduğu için, olgunlukta olduğu için de istiyorum diyor. Yani dediğim gibi Beşiktaşlılar Diouf konusu da ciddi. Bunu da ilk kez Transfer TV Plus kanalından sizlere duyurmuştum ve sonrasında bu transfer gelişmesi alevlenmeye başladı. Yani giriş aşamasını ben buradan verdim. Gelişme aşamasında şu anda lig bitince de sonuçlanır diye düşünüyorum. Gezzal konusu var. Beşiktaş Gezzal için 5 milyon euroya kadar çıktı. Evet, Leicester City aslında 7 milyon eurodan kapıyı açmıştı ama 5 milyon euroluk teklifi de değerlendirmeye almış. Yani Beşiktaş gözünü kararttı ve Gezzal'ı tutmak için 5 milyon euroya kadar çıktı ve Leicester City ile anlaşma aşamasına geldi. Bunu da ifade edelim sevgili Beşiktaşlılar. Beşiktaş'ta aslında şampiyon olunması durumunda çok nitelikli transferler de yapacak Beşiktaş. Bunu da söyleyelim. Takımdan bazı isimleri gönderecekler ama Larin için hedeflenen rakam 20-25 milyon euro arası. Bu sene o rakamları belki göremeyecek ama Şampiyonlar Ligi'nde oynadıktan sonra gol attıkça da değerine değer katacak ve yönetimin beklentisi büyük. Hatta yönetim kurulu Beşiktaş yönetimi Larin'in menajerine talimat veriyor ve sözleşme uzatalım, sözleşme yenileyelim diye uzun soluklu bir sözleşmeyle birlikte Larin önümüzdeki yıllarda büyük paralara satmayı düşünüyor Beşiktaş. Bunu da söyleyelim sevgili Beşiktaşlılar. Beşiktaş'ta daha önce dediğim gibi Simi olayı vardı. Simi de belki dediğim gibi Beşiktaş'ın listesinde Crotone'de oynayan bir oyuncu.
Ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen bir oyuncu şu anda Beşiktaş'ın şampiyon olması durumunda Simi'de bir alternatif olarak düşünülen bir oyuncu. Trabzonspor'un da Simi'ye karşı bir ilgisi var. Ama Beşiktaş'ın transfer listesi gerçekten çok kabarık. Ama şampiyon olması durumunda Sergen Yalçın'ın A listesi devreye girecek. Yani A plus oyuncuları transfer etmek istiyor Beşiktaş yönetimi. Ve Beşiktaş da şampiyonlukta çok şu anda favori durumda. Çünkü 3 puan artı 2 averajda en yakın rakip Fenerbahçe'ye üstün, yani 3,5 puan averaj önde diyebiliriz. Ve kalan maçlarını kazanmak için takım kenetlenmiş durumda sevgili Beşiktaşlılar. Evet sevgili Beşiktaşlılar, dediğim gibi gün ve gün, her gün sizinle yeni transfer gelişmeleri, yeni bilgiler paylaşıyorum. Bu da Transfer TV Plus kanalı farkı. Bütün gün işte muhabirlerle, haber kaynaklarımla, Avrupa'nın dört bir yanındaki habercilerle görüşüp yoğun telefon diplomasisi, görüşmeleri, mailler, WhatsApp yazışmaları hepsiyle toparladığım bilgileri notlar tutuyorum ve her gün sizinle bu bilgileri paylaşıyorum sevgili Beşiktaşlılar ve paylaşmaya devam edeceğim. Sizin yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak, yani Transfer TV Plus kanalına abone olmak, çektiğim videoları beğenmek, yani like atmak. Soru, görüş ve önerinizi de bekliyorum. Çevrenizdeki bütün Beşiktaşlıları da bu kanala abone olmaya teşvik ediyorsunuz. Çünkü bu kanal sizin kanalınız. Siz ne kadar bu kanala ilgi gösterirseniz ben de daha fazla içerik paylaşırım. Beşiktaş'ta olan biten her şeyi, bütün transfer gelişmelerini Transfer TV Plus kanalından önce duyacaksınız. Şunu unutmayın. Transfer TV Plus kanalından izlenir sevgili Beşiktaşlılar. Bunu aklınızın bir yerine not edin lütfen. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın yeni transfer haberleriyle birlikte görüşmek üzere. Dünya üzerindeki bütün gurbetçi Beşiktaşlılara da çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Beşiktaş'a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Ve her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Yarın görüşürüz. Hoşça kalın.